Ay ay, ay kayıyor. İtalyan numarası değil mi ya? Pronto. Chi sei tu? Alo? Kimsiniz? Alo? Bitti Defne'm. Nihayet bitti. İyiyim artık. Neyse ya, bugün sormayacağım. Bugün güzel bir gün.
Döndüğünden beri çok iyi görünüyorsun. İyiyim, iyiyim. Merak edecek bir şey kalmadı. Nereye gittiğini de söylemedin. Hani dönünce... Her şeyi anlatacağım. Şöyle gönül rahatlığıyla. Bir hafta sonra. Bir hafta mı? Hı-hı. Seni biriyle tanıştıracağım. Yani bütün hikayeyi sen de bil istiyorum. Çünkü artık nihayet rahatım. Kimle? Tamam, neyse sormayacağım. Sen ne yapacağını iyi bilirsin. Bekleyebilirim ben. Ben dün akşam böyle bir numara şey yaptım da. Daha doğrusu... Şükrü. Günaydın Ömer Bey. Bunları Defne istemişti de evi süsleyeceğiz demişti. Aa Şükrü abi, getirmişsin süsleri. Getirdim. Defne sen bir bak. Yetmezse ben daha alırım. Yok yok, yeter bunlar. Oo valla şıkır şıkır, sağ ol. Tamam. Bu arada yılbaşı ağacı da arabada. Ben onu da getiriyorum. Tamam Şükrü. Tamam. Bayağı ev süsleyeceğiz yani. Evet, niye, sevmez misin? Sen seviyorsan. Sen deli misin? Ben bu kadar zamandır bunu bekliyorum desem yeri var. Düşünsene, tertemiz bir yıl. Hiç yaşanmamış. Ve senin tüm böyle coşkunla, sevginle karşılıyorsun. Bence çok güzel bir yıl geçireceğiz. Şimdi akşam eve gelip süslemeyi yapıyoruz o zaman, tamam mı? Anlaştık sevgilim. Artık çıksak mı? Ha, dur bir tane daha asayım, şunu da asayım, geleyim. Anlaşıldı, biz çıkamayacağız. Ay ne yapayım işte, süsleri görünce bir heyecanlandım. Tamam, onu da tak. Artık gel. Tamam. Dur, bir tane daha. Ay geliyorum. Defne. Geldim. Neyse, artık sonra. Buenos anos, pasiones. Günaydın Sinan Bey. Günaydın. Ve yeni yıl var. Nasıl, güzel süslemiş miyiz? Mis. Zaten buraya yeni yıl gelmiş bile. Ay yok, daha gelmedi. Koray Bey'in konseptinden sonra gelecek bence. Koray Bey konsept, inanmıyorum ne kadar değişik. Evet, çok heyecanlı değil mi? Açıklayacak, biz de merakla bekliyoruz. Ay Sinan Bey, siz bir konuşsanız. Bize bir şey söylemiyor, belki bir laf alırsınız ağzından. Ha şimdi işi gücü bıraktık, tek merakımız bu mu kaldı? Bunu mu merak ediyoruz? Ya merak etmekten kafalar gitti, çalışamıyoruz. Söyler misin, ne zaman yerindeydi, ha? Kim? Konsepte kadar görüşmesek olur mu Derya? Hadi, hadi canım. Sevgilim. Oh, günaydın. Günaydın. Ne güzelsin sen böyle ya. Bir şey diyeceğim, ben bugüne bomba gibi başladım. Böyle yılbaşı coşkusu, sen odamda falan, ne oluyor? Şu taşınma işini konuşalım diye geldim. Lara çok sevindi. Konuştun mu? Hı-hı. Beklediğimden kolay oldu. Hatta ne zaman taşınacağız Sinan abiye diye sorup duruyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben her şeyi ayarlayacağım. Tamam mı? Sen hiç yorulma. Organizasyon bende. Tamam. Bir dakika ya. Bunları benim söylemem gerekmiyor mu? Sen yapman gereken her şeyi yaptın. Bırak da biraz ben mutlu edeyim seni. Vay be. Bu gerçek mi şu anda yoksa ben rüya mı görüyorum? Gerçek. Bana yaşattığınız onca mutluluğun karşılığında Sinan Bey, ben de sizin ödülünüz olmaya karar verdim. Şu an bayağı şuurumu kaybetmek üzereyim çünkü kan beynimden çekildi. Nikah işini ne yapacağız peki? Hani gün almak lazım. Bu arada nasıl bir şey istersin? Hani nasıl olsun? Ya fazla büyütmeyelim derim ben. Böyle sade bir nikah. Böyle buldumcuk gibi olmasın. Tabii sen de fikrini söyle. Ya ben zaten pek anlamam bu işlerden. Yani sen nasıl istersen öyle olsun. Tamam. Büyütmeyelim o zaman. Seni yerim ya. Gel. Yanımda oturmuyorsun.
Şükrü abinin yanı daha eğlenceli. O yüzden burada oturuyorum. Sen arkada ciddi ciddi otur. O yüzden herkes böyle başka seviyor seni. Şükrü abi ya. Bayağı bizim dostluğumuzu kıskanıyorlar ha. Vallahi ne yalan söyleyeyim Ömer Bey. Defne'nin yeri hep ayrıdır. Öyle olsun bakalım. Ha Şükrü. Efendim? Şu vardığımızda bir Sinan'a görünsen ya. Bir şeyler soracakmış sana. Tabii efendim, tabii. Hayırdır? Bilmiyorum ki şu ev taşınma işleri falan galiba. Ne güzel ya. Şimdi bayağı bayağı Seda Hanım Sinan Bey'in evine taşınıyor. Hı. Yeni yılda yeni ev. Ömer ne diyeceğim ya? Yılbaşında herkesi bize mi toplasak böyle kalabalık kalabalık? Sen alışkınsın tabii kalabalığa. Oo, bizim evde yılbaşı nasıl kutlanıyordu? Herkes çağırıyorduk böyle pasta, poğaça, kek, bisküvili pasta. Üf. Neyse ya, yani işte yapalım bir şeyler diyorum. Sen nasıl istersen. Of. Ne acayip ya. Geçen sene yeni yıla Ömer'in evinde girecek deseler herhalde birine tekme tokatlalardı. Ben olabilir mi acaba? Yani neden olmasın derdim. İhtimal veriyordun yani. Ben senden hiç vazgeçmedim ki Defne. Vazgeçme zaten. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Lay 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 lay. Ay Koray Bey nedir bu konsept? Söyleyin artık hepimize e-mail atmışsınız dress code kırmızı olsun diye. İşte kırmızılarımızı giydik geldik nedir? Hayatınızın en iyi yeni yıl konsepti demişsiniz Koray Bey. Herkes deliriyor meraktan söyleyin artık ya ha. Ay iddiamın arkasındayım çocuklar. Böyle olacak. Halkı kucaklayacağım. Ama Koray Bey nedir söyleyin artık. Ay ne kadar heyecanlı hayatlarınız var sizin böyle. Kimseciklerse sürpriz yapmıyorum ha. Şu an var ya üzüntümden şuraya oturup ağlayacağım vallahi. Ay Koray Bey ayıp oluyor ama. Ay ısrar edin biraz. Şuracıklarıma doğru ısrar edin. Aa, ay şu an var ya çok kırıldım. Söylemiyorum. Ya Derya. Ay ne var? Ya. Söylemeyecek işte belli. Yalvartmak için yapıyor. Bana bak kız. Senin var ya yalancı çıkarmak için şu anda söylüyorum. Pasyonistin yıllarca konuşulacak en alternatifli, en havalı, en gorgeous yılbaşı konsepti. Var. Magazin var şu anda. Ay bana niye söylemiyorsunuz ha? Ay kumrular gelmiş oturuyorlar. Ay ben lazım. Ay, çirkin insanlar. Ben size ne dedim? Söylemeyecek işte. Biliyorum. Aman. Ay temizle temizle. Temizle. Üfle. Aferin. Aman. Bana fark etmez. Ben deliler gibi eğleneceğim. Hak ettim ya. Hani zaten aşk acısı da çekiyorum. Pamirciğim beni terk etti gitti. Ya biliyorum aslında o yani bana tutulmaktan korktuğu için kaçtı. Canım ya. Ay, kıyamam ben ona. Yani bu aşk biraz fazla geldi tabii. Yani canın acımasından korktu. Benim böyle biraz tabii geçmişte vukuatlarım olduğu için hani kulağına çalındıysa demek. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Artık gitti. Bundan sonra bana çılgınlar gibi eğlenmeler yakışır. Ay yani bir zahmet Ömer Bey de bir iki dakika geri adım atsın ya. Ay yani bari yılbaşında eğlenelim. Hep iş, 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 hep iş. O insan değildiğimiz de mi insanlıktan çıkacağız canım? Olmaz ki. Ya ben mi istedim onunla sitan olmayı? Hayır. Sen ister misin? Sen ister misin? Sen yapabilir misin? Yapabilir misin? Yapamazsın sen. Sen Zübeyir. Ya evet işte biliyorum yapamazsınız. Ya onu asistan olacağınızı gidin kendinizi kuyulara atın daha iyi ya. Yaşama sevincimden oldum. Püf yaşama sevincim uçtu gitti. Ya bir de biliyor musunuz yanında aşağılık kompleksi geliştirdim resmen. İnsaf ya. Of insaf. Ay. Derya. Ay. Eyvah. Öldü. Şu an çıtır çıtır. Elbam kavruluyor. Ömer Bey değil mi arkamdaki? Hı hı, o. Ne kadar zaman duruyordu? Oh, oh, oh. Ya, bayağıdır. Anladım. Ömer Bey! Ya Ömer Bey! Ya ben öldüm istemedim. Ay evet mi dedi? Ne dedi? Ay bir şey diyeceğim. Öpüştünüz mü? Çocuklar bütün detayları istiyorum sizden. Ay hatta hayatım bana tekrardan o anı canlandırın.
Sedoş'cum, o evet dediği kısmını alıyoruz. Hazır mısın? 3, 2, 1, action! Koray, bari saçmalıyorsun şu anda. Ay iyi, sıkıcı en sıkıcı. Ay çocuklar, düğünü nerede yapacaksınız? Onu söyleyin bari. Ay size var ya, kocaman davetler yakışır. Ay hatta isterseniz VIP'de çağırırım. Magazin falan katarım düğününüze ha. Gerçi hayatım yani tek başıma vardım yeterdi işte. Tevazu sahibiyim Allah'tan. Ben gidiyorum. Ay öpmedim. İyi, itici, sinir kadın. Ay sinoş hayatım. Ay bence tekrardan düşün. Hemencik evlenme. Biraz kaba bir kadına benziyor bu yani. Koray eğer başka gündemin yoksa ben işime döneceğim müsaadenle. Heh. Ay var be ne işi? Bu da evesisi gibi. Tatlım yeni yıla var ya efsane giriş konsepti hazırlıyorum. Hmm, duydum. Herkes seni konuşuyor tam da istediğin gibi. Ay bu da yeni bir şeymiş gibi. Hayatım her zaman her yerde herkescikler tarafından konuşulan bir insanım. Alış artık buna be. Tamam neymiş konseptin? Bak gözünü seveyim şirketi madara etme lütfen. Ay hazır mısın? Hı? Söylüyorum. Ay tatlım herkescikler kırmızı giyinecek ve Noel Baba şapkası takacak. Aa inanmıyorum. Ne kadar orijinal ve özgün bir fikir bu ya bak sen. Ay değil mi tatlım? İşte öyle bir insanım ben ne yapacağım? İyi tamam. Hadi şimdi git kızlara söyle hadi. Ay tamam dur anlatmaya başlıyorum şimdi. O kadar merak etmiyorum ki. Hayatım bütün şirkete herkescikler kırmızı giyecek diye mail attım. Şapka tasarımında da yenici fikirlerim var yani onu da hayata geçirdim. Sinoş'um Noel Baba diye bir gerçek var değil mi? Öyle eğip bükemiyorsun. Bir de ben böyle sihirli dokunuşlar kattım ettim. Ve sürpriz. İyi ki merak etmiyorum dedim Koray. Yani İyi ki. İşte hayatım o yüzden anlatıyorum. Merakta kalma diye. Ay torpilisin tatlım. Hadi yine iyisin. Sinan Bey. Şükrü, Can Şükrü, Gel Şükrü, Süpermen Şükrü, Kurtaran Şükrü. Ömer Bey, Sinan Bey bir görün dedi de o yüzden geldim. Ay hayatım işte göründün. Git şimdi Şükrü. Burada çok ciddi şeyler konuşuyoruz. Ya Koray'ın yılbaşına bir konsepti var görmen lazım. Herkes kırmızı giyip Noel Baba şapkası takacakmış. Ne kadar orijinal değil mi? Evet. Herkes derken mesela Ömer Bey. Ha. Evet Koray Ömer de mi takacak? Aa helalde hayatım. O da takacak tabii ki. Ömer. Şapka. Takacak. Bayağı. Kırmızı. Şapka. Ay evet, açarım şunu kırmızı. Ay bak gör. Sen Ömer o şapkayı taktırt. Araba alacağım sana. Ne? Ay sahi mi? Şaka yapıyorsun. Aa, ay olmaz. Öyle kuru kuru araba olmaz hayatım. Ne kuru kuru olmaz? Hovercraft mı alayım ne yapayım? Ay dur hayatım. Kafamı karıştırma. Ay şimdi... Ay araba duruyor. Ay hayatım yani ben bu Koray saygın halimle nasıl kullanacağım araba ha? Ay ben Şükrü istiyorum. Tamam. Ne? Tamam. Yani siz Ömer Bey'e kırmızı şapkayı giydirin. Ben 6 ay size ücretsiz şoförlük yapacağım. Ne? 6 ay mı? Ay hem de ücretsiz. Ay bedava şeylere var ya bayılıyorum. Ay şu an var keyfim yerine geldi. Şükrü hoş. Eğer benim şoförüm olursan ben de senin saç tasarımından sorumlu olacağım. Koray Bey teşekkür ederim. Ben saçlarımdan memnunum efendim. Ay, bu da yani bir insan nasıl kendine haber olmaz bu kadar heveslisi gibi. Ay dur ne anlatıyordum? Ha ay araba hem de Şükrü'sü içinde bir araba. Evet ama tabii ki önce Ömer Bey'e Noel Baba şapkası. Ay tamam hayatım orası bende merak etmeyin. Saat 3'te Adnan Beylerle konferans konumuz var. Saat 4'de de tasarım toplantınız var. Ondan bir saat sonra... Ömer Bey ben gerçekten çok özür dilerim tekrar ya. Derya 17 etti. Etsin. 217 etsin. Az bile. Yani ben gerçekten o dediklerimi aslında söylemek istememiştim. Böyle bir galeyana geldim. Yoksa ben sizinle çalışmak için doğmuşum zaten. Sizi gerçekten çok seviyorum. Tamam Derya anladım. Ama böyle bir dinlerseniz... Derya tamam. Anladım. Ben yani buradan... Çok toparlayamayacağım herhalde, değil mi? Sence? Anladım. O zaman bir süre gözünüze gözükmeyeyim. Gideyim ben. Hadi. Ay çekil dedim. Kız çekil şuradan. Çekil hastanede. Çekil. Çekil. Vallahi. Bunu gözlerim. Katı kulye yapamazsın. Ömer, Koray'ın sana bir istirhamı var. Hayır.
Ay, ay daha duymadan ama. Böyle tam Koraylık bir şey kokuyor belli. Ayrıca işe geçelim mi? Bir sürü gündemimiz var. Ay durun daha, geçemezsiniz. Anlaşıldı. Semih Bey sorun çıkaracak. Sen bana Semih Bey'i bağla, ben kendim konuşayım, halledeyim. Aslı, üçteki toplantıyı da sen yap. Ha, bir de ürün listesini acil hard copy istiyorum. O çok tabii acil. Tabii Defne Hanım, tamam. Defne Hanım, bir misafiriniz var. Odanızda sizi bekliyor. Kim ki? Allah Allah. Çok güzelmiş. Aa, hoş geldin. Sizi özledik de bir görelim dedik müdür hanım. Allah Allah. Kuzucuğum gelmiş benim. Bana senin kuzusumu gelmiş. Ay hoş gelmiş, hoş gelmiş. Anlatsana kızım, ne var ne yok, iyi misiniz? İyi ya, öyle bıraktığın gibi. Anneannem, ekmek arası abim. İyiler iyiler, öyle fevkalade bir şey yok. Yani seni özlüyorlar. Ben de özlüyorum. Falan. Ben de çok özledim. Hatta geçen gün evin önünden geçiyordum. Bir durdum, baktım öyle dışarıdan eve. Çalsaydın kapıyı. Yapamadım işte, biliyorsun ya yani. Duruyorum şimdilik, cesaret edemedim. Belki iyi yaptın. Bilmiyorum ki. Ya sen gitmedin, kaldın ya. Hallolur. Mahallede durum ne? Kızım burnumda tutuyor ya. Aptal duvarı bile özledim. Hangi duvar ya? Ama neyse, boş ver. Ne oluyor? İşte Münir'in kızı evleniyor ya. Hani kına yapmıştı. Onun işte hamama falan götüreceğiz haftaya. Bir ağırdan alıyorlar, bir şeyler. Senin neyi neyse, bıyıklı. Öyle. Ha bir de Tarık askere uğurladık. Hangi Tarık? Necden de o Tarık mı? Ay o şimdi mahalle kesin birbirine katmıştır. Kızım, kadın balkona o şimdi asker diye branda astı. Yok artık, ne diyorsun ya? Ya o kadar çok güldüm ki. Dedim şimdi def olsa biz buna bir hafta gülerdik. Ben lavaboya gideyim. Nerede? Şu dışarıda, şurada sofra. Kuzu böceğim gelmiş. Benim annesinin kuzusu mu gelmiş? Defne, ne haber tatlım? Ne? Ay o ne? Bebek, İso. Ay ben bu bakışı daha önce hiç görmedim Neriman Hanım. Korkuyorum. Ay dur. Ne? Hayır. Ay kırıyorsun öyle mi? Yemezler Koray. Ay hayatım, yani ne olur bir kerecik taksan ne olur hayatım yani. Bak böyle kırmızı kırmızı. Ay Ömür, hayatım o doğal baş şapkasını takmazsan var benim gözüm açık gider. Öleyim mi ha? Bunu mu istiyorsun? Koray, burada çalışmıyor onlar. Ay aman, illa cinslik yapacaksın. Ay hayatım ne var böyle topluma ayak uydursan, herkescikler gibi olsan ha? Ay bütün ofis zaten takacak o şapkaları. Koray boşuna konuşuyorsun. Bak sana bir şey diyeyim hayatım, bu yaptığının bir adı var. Sen sosyopatsın. Koray, canımı daha fazla sıkmak istediğine emin misin? Ay dur, ağlayayım o zaman. Onu da yapayım bari. Yapma. Oh, ağlıyor hadi bakalım. Ay ben hep böyle çocukken babamı Noel Baba olmasını istemiştim. Anneciğim, anneciğim babam Noel Baba olacak değil mi? Babam beni çok seviyor değil mi demiştim. Ay ama olmamıştı. Ay hep o günden bugüne var ya, şuramda bir yara vardır. Ne zaman böyle bir Noel Baba görsem böyle kalbimin şuracığı, şuradaki yara hep kanar benim. Gerçekten mi ya? Ömer o zaman şey... Tamam sen niye daha çok söylemiyorsun? İddiaya da girmezdik zaten Koray. Aa, üzülme tamam. Ay, üzülüyorum. Ay yani üzülüyorum. Ay her yıl başlarında hep rüyalarıma girerdi. Ay böyle istediğim, sevdiğim bir insan... böyle beni kırmasa da o şapkayı takmasa mesela falan derdim. Belki travmalarımı atlatırdım. Ha Ömür? Yapar benim kardeşim, yapar. Değil mi Ömer? Ha? Bir de yalan atıyorsun ya.
Hiç utanmıyorsun dedi mi? Aa, ay yalan oldun. Pat diye anladım vallahi. Yalan mı söylüyorsun pis? Koray işimiz var hadi. Ay var ya bu burada bitmeyecek. Yöntemlerimi geliştirip tekrardan geleceğim buraya. O şapkayı takacaksın Ömer İplikçi. İticiler. Bebek ya. Ay ne diyorsunuz Neriman Hanım ya? Ay çocuk yapın siz. Ay ne zaman evleneceksiniz? E hadi. Biz de öyle bir şey konuşmadık da. Konuş. Hadi git konuş. Ya da dur söyleme sen. Sen onun aklına getirt. Ne getireyim anlamıyorum ben. Ah. Merhaba. Ah sen kimsin? Nihan'ım işte. Aa burada mı çalışıyorsun? Ay resmen tanımadım. Boş ver hayatım sen onu çok dikkate alma. Kendisinin böyle menfaatçi bir beyni var. İstemediğini siliveriyor. Ay dur. Tanıyacağım. Çıkardım. Sen? Kuafördeki kızsın. Aa, tamam buldum. Şermin'in butiğindeki kız. Biz gidelim. Biz gidelim artık senin de işin gücün vardır. Hı. Yine gelin ne olur sık sık gelin tamam mı? Anneciğim hadi bakalım. Hadi. Dikkatli gidin ha. Oy. Ne Neriman Hanım? Git getir dedim. Ay niye getireyim hem çomar mıyım ben? Hayatım aklına getireceksin. Bak şimdi hayatım. Erkekler kendi kendilerine karar veremezler. Fakat kararları da kendileri vermek isterler. Biz de karar vermeyi onlara bırakırız. Güya yani. Nasıl? Hayatım. Yani aklına gelmesi, düşünmesi gereken şeyleri biz onlara çaktırmadan düşündürtürüz. Biz. Biz kadınlar. Bak şimdi mesela evlenmeye aslında biz karar veririz. Ama teklif onlardan gelir. Biz de her teklifte ay çok şaşırırız. Hiç beklemiyoruzdur. Anlamıyor olmam normal mi? Hem ben sizi falan dinlemeyeceğim Neriman Hanım. Ben hala size kırgınım. Aa, Defne. Hiç olur mu öyle şey tatlım? Biz seninle artık aile olduk. Ay küslükleri, dargınlıkları bir tarafa atıyoruz, unutuyoruz artık şekerim. Hem bana bak, bu tiyoları benden başka kimseden alamazsın. Bunların hepsi hazine değerinde. Hangileri? Bak şimdi canım, anlatıyorum. Ne istediğini çaktırmadan hissettir. Aşırıya kaçmadan. Sevdiği genç kızın hayalini gerçekleştirme, kahraman olma isteği yarat. En önemlisi de onunla kuracağın pembe panjurlu hayatın ön izlemesini göster ona. Benden çok iyi eş, anne filan olur hesabında takıl. Çocuklarla aranın çok iyi olduğunu gözüne gözüne sok. Seni bebekle hayal etsin. Çocuğunu doğurmanı istesin. Ay yok ben böyle şeyler yapamam. Yapacaksın. Aa. Ben torun istiyorum. Ömer'imin çocuklarını sevmek istiyorum. Hem su kuşum daha çok genç. O daha yapamaz. Su değil mi? Ay evet. Ama onu bir prensle evlendireceğim. Neyse o konumuz başka. Gelelim size. Hadi evlenin. Ay Neriman Hanım olur mu öyle? Ay olur. Tam da böyle olur. Bana bak. Sen evlenmek istemiyor musun yoksa? Yok istiyorum yani o fikirden çok uzak değilim de. Ay ne o zaman? Aa hadi evlenin, çocuk yapın. Aa istiyorum ben. Hadi git Ömer'i gör, bir şeyler yap. Böyle boş oturma, çalış hadi. Ben boş oturmuyorum ki, çalışıyordum zaten. Mesela az önce Zafer Bey'e mail atıyordum. Hı? Zafer de kim? Yoksa evlenme teklifini ondan mı bekliyoruz? Yok. O zaman ona çalışmak denmez. Hadi kalk bakalım git Ömer'e oyna. Hadi. Ay resmen laf dinliyorum ya. Halime bak. İstiyorsun çünkü. İstiyorsun ama çaktırmıyorsun. Hayatım çaktır. Aa ne var utanacak? Ben senin tarafındanım. Senin müttefikinim. Ayıp değil ki tatlım. Aa sevdiğin adamla yuva kurmak istiyorsun. Utanma. Benden yani. Ama Ömer'den utan. Ya da en azından utanıyormuş gibi ya. Hadi göreyim seni.
Biraz kafam karışmış olabilir. Ay karışmasın. Düğün, duvak, çiçek buralardan yürü. Hadi git sokaklığına. Hadi göreyim seni. Tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. Kalktım geldim de. Nasıl düşüreceğim ki adamı şimdi aklına? Hani nasıl benlik işler değil. Neyse. Bir deneyeyim bari. Vallahi kızım çok akıllısın, helal. Sevgilim iyi misin? Bir şey mi oldu bacağına? Bacağıma mı? Ha, sakatlandın mı? Ha öyle burkmuşum ya. Ne zaman? Niye benim haberim yok? Öyle odada burkmuşum işte. Bir şey yok yani. Geçer şimdi. Bak hatta o. Bak geçti bile. Bu çiçek nereden çıktı? Çok güzel çiçekler de. Çok beğendim. Bunlardan eve de alalım dedim. Alırız. Tamam. Emişka! Koray hayır dedim ya. Ay kız. Şu aksi kocana bir şey söyle. Henüz daha olmadı. Yok, olmadı yani de. Ay bak, daha yani fikrim. Ömüşçüğüm, adının baş harflerini özenli bir biçimde işledim tatlım. Ay bu sadece sana özel olacak. Ay artık istediğin her türlü çıkıntılı da yapmış olacaksın. Ay tak hadi. Ne bu laballik? Ne yapıyorsun ya? O şapka ne ya? Kız, Sağır Sultan duydu. Duymadın mı sen daha? Ay yılbaşı konseptim tatlım. Ofisteki herkescikler takacak da... Ay bu aksiyonmuş tutturdu takmam da takmam diye. Ha, bir an olsun düşündünüz yani takacak diye. Ay sen hiç yardımcı olma tamam mı? Git Ömüş'ün yanında ol. Zaten gitgide onun yanında dura dura ona benzedin. İyi, hayatım eskiden sen böyle pek minnak, tonteli, kaz yavrusu gibi bir şeydin, seyni bir şeydin. Ne oldu kız sana böyle? Koray hadi git. Partine mi gidiyorsun, konsept mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hadi git, hadi. Ay yazık yani. Şu el emeği, göz nuru, özel tasarım şapkamı takmayacak mısın sen şimdi? Takmıyorum Koray. Takacaksın! Peki ben istesem takar mısın? İstiyor musun? Yok şaka yaptım takma. Benim toplantım var gideyim o zaman ben de toplantıya. Tamam aşkım. Bir şey mi oldu? Ömer. Ben dün gece böyle... Kız buraya gel. Ne oluyor ya? Ay hayatım sana ciciler alacağım. Şeker alacağım edeceğim hadi gel. Ya imdat ya. Kızlar. Bu ne? Ay bunları takacaksınız. Ay yok artık. Koray sen ciddi misin? Ay evet hayatım. Konsept gereği herkescikler takacak. Ay kepçeler bile takıyor. Ben takmam. İyi Ömer kılıklı seni. Ben de. Kız kocan takacak bunları. Bu da. Ay Koray Bey rezil mi edeceksiniz bizi ya? Ya burası bir iş yeri. Bir ciddiyeti var. Sapıtmayalım yani. Hmm. Ay bizi ikna ediyorsunuz. Ay en sevdiğim iş. Bu konuda ne kadar başarılı olduğumu biliyorsunuz değil mi? Babacığım. Babacığım. Annem Noel anne olacak değil mi? Beni seviyor değil mi? Ay Allah'ım. Bunlar ne büyük elemler ya Rabbim. Bütün çocuklar mutluyken ben böyle tek başıma mahzun bir şekilde. Neden? Ay Allah'ım neden bana bunu yapıyorsun ya Rabbim? Yazık ya. Gerçekten mi? Ay yalnız çocuklar yani Cici Hadid bile var ya bu şapkayı bir taktı. Podyumda var ya bir yürüdü bir döndü. Ay Zayn Melik bile var ya yapışıp kaldı vallahi kadının karşısında. Tatlı bir tılsımı var tabii ki. İşin içinde kırmızı olunca tatlım yani aşk da oluyor, ihtiras da oluyor, şehvet de oluyor. Her şeycikler oluyor yalnız. Doğru da söylüyor yani bir yandan. Noel baba zaten Türkmüş. Kendisi çok ehemmiyetli bir kişiymiş zaten. Ay bilmiyorum
Biliyor muydunuz? Hadi canım. Ay ilk coğrafyamızda kendisi baş göstermiş. Tabii böyle kostümü falan da ilgi çekici. İşte böyle çoluklar, çocuklar etrafında toplanmış, etmiş. Kimisi böyle topaç istiyor, kimisi böyle horoz şekeri istiyor. Hayatım yani hepsi bir bir oluyor. Oradan geliyor zaten bu çocuk geleneği işte. Ay ilk zaten bizden çıkıyor da Batı sonradan sahipleniyor heveslisi gibi. Yani hikaye bu çocuklar. Vay be, enteresan. Bir de şimdi Noel anne var. Noel anne, Noel babanın hanımı oluyor. Böyle Noel baba tabii adamcağız yaşlı yani hastalanınca edince Noel anne ekstraya gidiyor böyle. Ay bir bakmış, Noel babayı bir solla bu kadın. E hayatım ya, sonuçta kadın bir albinisi var değil mi? Nasıl oldu? Vallahi iyi oldu gibi de ne oldu, bize bir şey olduk ya. Kızlar şahane oldunuz. Enfes oldunuz. Ay var ya, bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Hemencik selfie atacağım. Ay dur açayım şu da. Ay bu da. Heh. Ay kızlar. Gelin şöyle yaklaşın. Kız gir araya. Yeter mi? Ay. Hadi. Lojistik toplantısına. Takacak mısın? Herhalde takmayacağım. Ben de takmayacağım. Hatta bir şey diyeyim mi? Böyle Koray'ı görünmeden kaçmayı planlıyorum ha. Akıllıca. Aradılar mı? Ha, aradılar, aradılar. Konuştum, her şey tamam. Şeyi de, aracı da ayarladım, gidiyoruz. Oh, şahane. Tamam, hadi. Hadi. Ömrüm seni toplantıya götürmekle geçti, yemin ediyorum ya. Şu tarih nasıl? Bakayım. Yok olmaz, o tarihte teslimat var. E sonraki günde bize uymuyor. Sen de görüyorsun değil mi? Ha Sinan, program yapmaya çalışıyoruz. Şimdi iki tarafın sevkiyat tarihi çakışıyor ya, haftaya çift çift yaparsak bunu çözeceğiz gibi duruyor. Çözeriz. Yani aslında şu tarihler en uygunu ama stili uymuyor. Biz de o yüzden haftaya erteledik. Bildiğim kadarıyla size de uygun görünüyor ama başka bir programınız var mı bilmiyorum. Var mı? Hı? Başka bir programınız? Yoktur herhalde. Ne bileyim? Yok 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 yok. Hiç başka program. Şey yaparız ya. Derya'ya sorarız. O halleder. Tamam, sorun yok o zaman. Yok yok. Ha. Bir dakika. Siz... Ha. Hello, Merry Christmas. Nasıl olmuş o? Şahane. Tam zamanı. Şu tarihler uygunsa o zaman ben işaretliyorum. Evet, tamam. Yani önümüzdeki hafta da bu işi halledersek sonrası rahat zaten. Tabii canım, rahat rahat hallederiz diye yaşıyoruz. Ondan sonra zaten hiçbir şey bizi bozmaz yani. Nedir şimdi tam olarak? Yani çözüldü mü sorun? İsterseniz ben de bir fikrimi beyan edeyim. Yani gelmişken faydalanın. Çözdük, çözdük. Aa, olur mu tatlım, sen yeniden anlat, bana da anlat. Yani bir genius fikrim vardır. Ne de olsa bu konular uzmanlık alanım. Şimdi bir sorun olmuştu. Bu önümüzdeki haftayla ilgili bir böyle bir sipariş giriş çıkış falan onların şeyleriyle alakalı. Aa, artık Neriman Hanım. Tatlım sen niye yükseldin böyle?
Aa, ay çok çalıştırıyorsunuz siz bu kızı. Bir tatile çıkarın. Kafayı yakmış bu. Gel bakalım sen şöyle. Sen ne güzel olmuşsun ya. Aa, işte Koray Bey'in işleri. Ne getirdin bana? Nasıl? Ben bu kılıkta geldiğine göre elim boş gelmiş olamaz, değil mi? Ya aşkım. Ha doğru. Önce benim dilemem gerekiyor. Ya sen var ya çok fenasın. Sen bir şey diyeceğim. Neriman yengemle ne oldu? Nedir mevzu? Koray Bey'in komşusunun kedisi kaybolmuş. Koray'la kedili bir hikaye. Anladım. Da senin ne ilgin var bu hikayeyle onu anlamadım. İşte ben çok böyle hayvan sever bir tip olduğum için öyle ben de yardım ederim diye bana şey yapmışlar. Kediyi bulmak için mi? Hı. Ne? Yani sonuç? Canım işte bakacağız. Ya kedi de sarma almış biliyor musun? Böyle üstünde çizgileri var sarı sarı falan. Yazık kıyamam. Yuvasını arıyordur şimdi o. Ay ben şeyden biliyorum çünkü bizim de bir tane bahçede kedi vardı öyle beslediğimiz üstünde böyle sarı sarı. Bu konu bir yere bağlanacak mı? Koray gibi dağılmaya başladı senden. Değil mi ya? Boş ver. İyi boş verelim bakalım. Ben ne yapsam seni bir kaçırsam mı şöyle öğlen neşesi olur? Nereye kaçırsam acaba? Ay aşkım çok tatlısın ama yapılması gereken işler var burada. Artık çıkışta neşelendirsin. Çıkışta da benim işim var. Ama güzel bir iş. Hatta sen de gelsene. Tamam. Ne peki? Sürpriz. Sürpriz mi? Ay bayılırım sürprizlere. Bayılacaksın. Çözülür ya. Yani öyle çok da büyük bir çıkmazda değiliz bence. Ha? Ayşegül. Ya sonuçta her şeyin bir şeyi var. Ha? Hem ne demişler? Gün doğmadan neler doğar? Ben anlamadım. Evet. Çünkü girizgah yapmadım. O yüzden. Canım defne meselesini diyorum işte. Ha. Evet. Ya bir kere herkes iyi olduktan sonra. Değil mi? Yani herkesin niyeti iyi. Ayrıca biz bir aileyiz. Neden olmasın yani? Yani niyet iyi olduktan sonra her şey çözülür diyorsun. Aynen öyle. Bak bizim İso'nun bir lafı var. Diyor ki, eğer sen dümdüz olursan yolun da dümdüz olur. İsmail mi söylüyor bunu? Güzel laf değil mi? Akıllı bıdıktır bizim İso ya. Valla. Ya öyle kıldır tüydür ama akıllı adamdır yani. Öyle midir? Ayşegül, siz İso'yla nasılsınız? İyiyiz. Yani yok yani öyle değil. Nasıl? Canım işte şey gibi. Aman! Ne diyorum ben ya? Of. Ha, yok boş ver. Tamam demedim bir şey. Çok ayıp bir şey söyleyecektim. Ya gerçekten şu benim dilimin bir kemiği olsun yani Ayşegül. Ya Nihan, sen Hüseyin'le malzeme almaya gitmeyecek miydin? Ha, evet evet gideceğim. Bu son. Nihan çocuk saatlerdir bekliyor seni hadi. Hayatım gideceğim. Vallahi gideceğim ya. Bu son. Nihan hadi 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 ama çabuk ol. Ya Allah Allah. Ben başlayınca duramıyorum ki. O kadar beklemiş. 2 dakika daha bekleyiversin. Vallahi son. Hadi 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 gidiyorsun hadi. We'll be right back.
Bana bak, eğer o şapkayı takmazsan var ya, kendim benzin döküp yakacağım. Ay bu dünyada Koray Sargın eksilmesi ne demek biliyor musun sana? Ah ah, bütün evren bensiz kalacak. Sen de hayatın boyunca vicdan azabı çeker durursun artık. Bana bak, takipçilerim, hayranlarım var ya, üstüne çullanırlar vallahi senin. Sakallarını teker teker yolarlar. Rahat bırakmayacaklar seni. Ay hain adam, pis adam. Ay ikna ol artık be. Koray çık dışarı, işim var. Aa, bunu sen istedin Ölmüş. Ay deliye bak, resmen yapacak kendisini. Ay ay yok, ben bakamam. Vallahi boşalttı benzini. Ya Ömer Bey de ne kadar insafsızmış ya. Bu olur mu be? Ay patron Cumhur'la öyle konuşma. Ne yapsın adam? Koray Bey'le başa çıkılır mı hiç? Ay ne var ya? Bundan sonra temkinli davranacağım. Nereden bileyim yani karşımızdakinin hologramı olmadığını? Nereden bileyim Nida gelmeyeceğini? Yakacak vallahi. Evimizsin. Bak burada bu dramı yaşayacaksın. Ay ben böyle şöyle rahipleri gibi sessizce yanarken... Ay duracak mısın sen böyle ha? Bir şapka uğruna. Bir dakika. Ne oluyor ya? Ha Sinan Bey, gelin gelin. Koray Bey kendisini yakıyor. Oha. Bana bak. Ondan geriye sayıyorum. Sonra yakacağım kendimi. Ay. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Ay. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Bir zamanlar iş yeriydi burası ama. Koray Bey kurtardım sizi bakın. Alev almadınız. Ben kurtardım sizi. Ben. Ay salak. Tabii almam. Hayat içindeki zaten suydu. Benzin falan değil. Ha. Ay yani hayatım benzinde de hani suda olsaymış yakışırmış bana hayatım. Hani o açıdan şey ettim ben. Koray. Zorlama. Biliyordum başından beri. Ay her şey biz zaten. Hain adam, pis adam. Ay baksana halime. Styling'im falan sırılsıklam oldu. Ay çok kötüyüm şu an, çok. Ay ağlayacağım şimdi. Koray Bey ağlamayın lütfen ya. Yumurta kokulu Zübeyir. Manyak, antipatik, sevimsiz, itici çocuk seni. Ay. Ha. Ay. Herkesciklerde. Bana bakıyor şu an. Ay Ömür, hayatın biraz burada kalma şansın var mı? Susacaksan otur. Ay tamam. Senin ne işin var ha? Senin ne işin var? Burası patronun odası. Avranlı var, enerjimizi çürüttün. Hadi git. Tamam, çıkıyorum Koray Bey. Çirkin seni. Al onu da. Tamam, çıkıyorum. Pis. Ha. Ay Ömür. Üşüdüm de biraz. Acaba bir kahve falan mı istem burada? Hani ısınırım. Zorla mı diyorsun değil mi? Ha. Ay tamam hayatım. Kahve de içmem o zaman. Merhaba. Merhaba. Nasılsın?
Aynı. Bıraktığın gibi. Sen? Daha kötü desem. Ayşegül. Hiç eve girme. Amcam yine gideceğiz. Bana bak. Bunlar senin paranı veriyor mu? Aldın mı yemeğini? Aldım. Aldın. Ayşegül'e bak ya. Bana niye vermiyorsun Ayşegül? Zulalıyor musun parayı? Cevdet olur mu öyle şey? Ragıp'ın ayakkabısı delinmişti. Yenisini alacaktım. Bak burada. Ayşegül. Ragıp idare eder. Bana lazım. Düş önüme. Hadi Ayşegül hadi. Ne var ne yok? İşte bildiğin gibi. Sallan yuvarlan. Reçel meçel. Ne oğlum? Reçeli sen mi yapıyorsun artık? Her şeyimiz yolundaymış gibi reçel yapmaya devam. Anneannemin de eli iş tutmuyor artık. İş başa düştü. Ya bir şey soracağım. Defne ile konuşuyor musunuz? Hı hı. Geçen maç için aradı. Bizi soruyor mu? Bir şey diyor mu yani? Ya oğlum her konuştuğumuzda 5 defa. Yani sanki tanımıyor musun kardeşini Serdar? Aklı hep sizde zaten. Özledim ya. Burnumda tutuyor eşek. Şu saçmalıklar bir bitse de artık. Biter biter. Zaman biraz. Sıkma sen canını. Türkan teyzen nasıl? Aynı. Pek konuşmuyor. Yatıyor filan. Bir bakayım ona. İçeride değil mi? Hı. Aman benim Türkan teyzem de burada mıymış da, nasılmış da, ne yapıyormuş da, oturmuş üzgün üzgün de, aman aman nasılmış, ne var ne yok. Görüyorsun işte ne yok ne var. Bildiğin gibi işte. Bak ne diyeceğim. Hadi seni şu çay bahçesine Salih'e ısmarlamaya götüreyim. Ha? Böyle gene geçene bakarız. İçimiz ısınır. Güzel olur ya. Vallahi istemem ya. Çok soğuk. Ben seni sarıp sarmalarım. İçeride otururuz. Üşütmem. Söz. Hadi. Vallahi hiç canım istemiyor ya. Peki senin şu sevdiğin ambalajlı dondurmalardan alayım. Karamelli. Vay ya. Vallahi hiç canım çekmiyor. Anneanne ya. Bir şey soracağım. Yılbaşında ne yapacağız? Ha? Çağırsak mı konuyu komşuyu şöyle? Hep birlikte, kalabalık. Aman ben olmuşum yılbaşı. Boş ver. Ben gidip yatacağım azıcık. Anneanne, ya sen gündüz gündüz uyumazsın ki. Yaşlandım demek. Uyuyacağım ben biraz. Thank you.
Ne haber Defne? Aman Şükrü abi, ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Sizinkileri özlüyorsun değil mi? Nereden anladın? Bazen böyle aklım o tarafa kayınca düşüveriyorum. Belli. Ara ara efkar basıyor gibisin. O kadar belli ediyor muyum ya? Ben de öyle idare edip gidiyorum zannediyordum. Niye böyle olduk biz ya? Nasıl bu hale geldik? İşte iştah falan kalmadı. Hayattaki en zor işlerden biridir biliyor musun Defne? Yeni kuracağın aileyle içine doğduğun aileyi birleştirmek. Çok zordur. Yani eninde sonunda bir seçim yapman lazım gelir. Yani birlikte büyüdüğün, yıllarca aynı evde yaşadığın, derdini, sevincini paylaştığın insanlar mı senin ailen? Yoksa kocan ve çocukların mı? Yani biz dediğin kim? İkisi de. Ama işte böyle çatışınca... Çatışınca... Ömer benim ailem. Yani ben onun yanında nefes alabiliyorum. Başka türlü bir şey düşündüğüm zaman içim daralıyor. Dur bakalım Defne, dur. Yani hayat her gün aynı değil ki. İlla ki değişir işler. Su akar yolunu bulur derler ya. Üzülme sen. Defne, neredesin sen kızım? İşimiz var. Ben sizi yalnız bırakayım. Görüşürüz Şükrü abi. Görüşürüz. Bunlar ne? Düğün dergileri. Bunlar burada dursun. Ömer girip çıktıkça çağrışım yapar. Ha, çağrışım olur. Anladım canım. Sen yüksek sesle söyleneni tekrar etmeden idrak edemiyorsun. Olsun, ziyan yok. Tamam. Ha? Ay diyorum ki Ömer gelinlik resmi, düğün resmi görsün diyorum. Hah. Şimdi ben yukarıya çıkıyorum, durumlara el koyacağım. Sen de benden direktif bekle, tamam mı? Direktif bekleyeyim. Ay bak yine. Ay ne oluyor bana ya? Ne yapıyorum ben? Düştüm hale bak. Ne ilginç ya. Artık evlenmem, aşk olmaz. Gelinlik, melinlik derken bu ne ya? İkinci şans mı olsa gerek? Şimdi bu kadar çığırtkanlığa gerek yok. Daha sade, daha kendiliğinden. Yani bak, şuradaki parıltı mesela. Ne gerek var? Fakat iddialı olalım demiştiniz. İlla göze batmaya gerek yok iddialı olmak için. Yani daha şöyle daha sakin, daha minimalize bir halde de iddialı olunabilir. Bu ayakkabı da geçerli. Öyle düşün. Emişim, kömüş gözlüm. Ay çok özledim ben seni. Sen? Benge ne oluyor? Ne olsun istersin? Telefonu diyorum Benge, telefonu. Ha, aa çalıyor. Alo. Ne oluyor ya? Nereden geliyor ses? Düğün şeysi değil mi o? Ay bu da bir ilgilendi mi? Ay gıcıklığı üstünde bunun, sinir geldi bana. Sıra sende canım. Hadi göreyim seni. Sakın bir sapozluk yapma. Yok yok yapmayayım. Yapamayacağım. Ama şimdi yapmasam da yani. Uf, yapmayayım ayıp olur ya. Ama ne ayıbı canım. Yapayım gitsin. Hadi. Ömer. Sevgilim. Şey soracaktım. Sor. Şey. Bir sorun mu var? Yok.
bakıyorsun? Tasarım var abi. Ay telefon, pardon. Alo? Bedia? Ne yapıyorsun kız sen? Evleniyorsun. Aa, öyle hemencecik. E tabii. Sonuçta ne olacak yani, insanın kafasında bittikten sonra oluyormuş demek ki. Tamam olunca öyle kafada. Ay sen şimdi ne mutlusundur değil mi? Böyle gelin eviydi, duvaktı, düğündü. Ay vallahi ne şanslısın kız. Ay. Kapanmış da telefon. Ben de öyle bıdı bıdı anlatıyorum. Açayım bari ben bunu. Evet dinliyorum. Tamam. Ev yuva acikosundan yürü. Birlikte ev döşeme çağrışını yap. Ömer. Avize sever misin? Avize mi? He, avize alalım. Tamam, alalım. Kilim de alalım. Böyle renkli renkli. Sen kilim mi istiyorsun? Peki sende şey var mı, rondo? Ne için lazım? Yok, rondo olmadı. Avizeye döneyim, avize iyiydi. Avize? Evet. Mesela avizeler hakkında ne düşünüyorsun? Defne sen iyi misin? Ay benim çok acil bir toplantım vardı. Gideyim de ben bekletmeyeyim. Sonra şey yaparız o zaman, çünkü toplantı önemli bir şey. Ay Neriman Hanım, ben yapamıyorum ya. Vazgeçelim. Nasıl vazgeçelim? Evlenmeyecek misin yani? Yok, evleneceğim. Tatlım, onun için teklif gerekiyor. Bunun için uğraşıyoruz ya. Ben bunu düşündüm. Evlenme teklifini ben edeceğim. Ay, ay sakın. Bana bak, bu hayatımda duyduğum en kötü fikir. Ay, hayatım boyunca hep 1-0 mağlup olursun, sakın. Niye ki? Bak şimdi canım, siz ömür boyu birlikte olacaksınız. Şişt, Safoz. Ha, dinliyorum ben sizi. Siz ömür boyu birlikte olacaksınız. Yani bunun iyi günü var, bir de kavgası var. E ne bileyim, zamanı gelecek daha büyük bir araba isteyeceksin. Ya da tek taşının karatını büyütmek isteyeceksin. İşte o zaman tek bir kozun olacak. Ama sen beni çok istedin. Sen evlenmek istedin. Yok yok. Öyle şeylere gerek yok. Bir kere zaten benim maddiyatla işim olmaz. Benim için maddiyat hiç önemli değil. Ay. Ay. Ömer İplikçi'nin beraber olduğu kıza bak. Ay Safozluk'ta dünya lideri. Ay Allah'ım, çatlayacağım şimdi ortadan. Kızım bak şimdi, ileride çocuğun olunca zaten sana evlat verdim diyerek 10-0 galip olacaksın. Ama o güne kadar bu koza ihtiyacın var. Duydun mu beni? Bak bakayım gözlerime. Bakıyorum. Bakmıyorsun. Bakıyorum işte. Sakın sen teklif etmeyeceksin, duydun mu? Biz o teklifi Ömer'den söke söke alacağız. Alacağız. Koray Bey, ya ben niye böyle rengeyi koştum gideyim? Bir açıklar mısınız bana lütfen ya? Hayatım, çirkinsin de o yüzden. Kim çirkin, ben mi? Yok, ben. Ayrıca bugün üzerime sıktığın köpük cezasız kalmayacaktı. Sen yat kat dua et ki konseptine dahil oldun sen. Hadi şimdi git. İtici seni gözünü görmesin. Boynuza da çıkmış. Hadi git. İtici seni. Aa, 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 hayatım. Ah ne kadar güzel olmuş. Nasıl yakışmış. Ay o kadar şanslısın ki tatlım. Yani bak. Ay ne güzel dolmuş. Bunu takmayanlar var. Halbuki ne gerek var değil mi tatlım? Ne güzel böyle uyum sağlamak, ortamlara katılmak, sürünün bir parçası olmak. Yani çıkıntılık yapmaktan niye zevk alıyor ki insanlar? Ay, ay dur, sesimi ayarlayamadım. Hayatım, zaten lafı bile vardır. Böyle sürüden ayrılanı kurt kaparmış. Sinan, Sinan. Geldim. Geldim, çıkıyor muyuz? Ben Defne de gelecek, hadi. Tamam, hadi. Bir. Sonra bir geyik muhabbeti yaparız değil mi? Tabii Sinan Bey, zevkle. İyi.
hacı patronlar. Ay. Şu an sıkıldım. Kız şunu ver. Yakışmamış çirkin. Ay. Defne. Hoş geldiniz. Ne haber, ne yapıyorsunuz ya? Şey yapıyordum, ben de rapor yazıyordum. Ne yapayım, çay ısmarlayayım, ne ısmarlayayım size? İyi misin? Oo, iyiyim. Acayip, çok iyi. Hadi şükür. Oldu, iyi akşamlar. Defne, ne yapıyorsun? Beraber çıkıyoruz, unuttun mu? Ha, sürpriz, sürprizli şey. Tamam, geleyim, ben de geleyim. Dur şu dergimi alayım da, yani ceketimi alayım, çıkalım. Hadi anlatın artık ya, vallahi çok merak ediyorum. Ne bu? Ya gerçekten çok şahane bir şey bu yaptığınız. Ben bile çok heyecanlandım. Ben de ya, ben de bayağı heyecanlıyım yani. Olmaz mı canım, diyorum ya, ben bile heyecan yaptım. Ömer Bey, efendim araç geldi, hazırız. Şükrü abi, sen de mi Şükrü? Koray Bey ısrar etti Ömer Bey, işte konsept gereğim işte. Yakışmış bence ya. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Abi estağfurullah. Tamam sakin, bak herkese var. Herkese yetecek kadar. Al bakalım sen de bunu. Sana yok. Ya. Şaka yaptım. Teşekkür ederim. Bakalım bu kırmızı kutuda ne varmış. Al bak. Bana da baba. Bana da bana da. Sana yok. Ya. Şaka yaptım. Teşekkür ederim. Öyle diyorsan. Bence Noel babasın. Bize bir sürü hediye getirdin. Tamam, Noel baba olayım bakalım. O zaman şu şapkayı takman gerek. Biz de senin Noel baba ilan ettik. Anladım. Oldu mu? Ben anladım. Bakın. Sinan Bey. Bunu Koray Bey'e söyleyecek miyiz? Noel babadan bir ayakkabı da al bakayım sen. Valla siz söylemezseniz ben de ağzımı açmam. Öyle mi? Olmaz mı? Kim almadı? Al. Arka taraf kim almadı başka? Al bakalım, al. Ya o çocukları görmen lazım be. Nasıl sevindiler, nasıl heyecanlandılar var ya. Ama günün kahramanı Ömer de. Resmen böyle Noel baba oldu. E tabii, çocuklar söz konusu olunca. Tabii canım, yani bakma keçileri falan ama yani yumuşacık kalbi vardır. Biz de böyle dönüşte böyle bir içimiz buruldu falan yani. Ne bileyim işte öyle ya. E gurur duyun kendinizle. Ne kadar güzel bir şey yapmışsınız. Ya zaten aslında biz bunu böyle her sene başında yapıyoruz da. Artık böyle yılbaşında gelenek haline getireceğiz bakalım. Aa, bunu duydum. Okudun mu? Hı hı. Sinan büyük acılar çektiği, işkenceler gördüğü kişisel tarihini geride bırakmıştır. Konusu ne? Doğa ve aşk romanı. İşte. İnsanın içine yer eden acı bir yalnızlık duygusunun hikayesini anlatıyor. Merak etme. Bir daha hiç yalnız kalmayacaksın. Hem de hiç. İnanmıyorum. Bundan bir tane daha yok mu?
Şaka yapıyorsun Sebep. Ne yapayım, seviyorum. Ben de seni seviyorum da bir tane daha almıyorum. Ya çok eşyam var değil mi? Sığmayacağız. İstersen bazılarını atabiliriz bak. Aşkım saçmalama. Nasıl istiyorsan. Lan burası senin evin artık. Yani istiyorsan beni at ama istediğin gibi yerleştir. Tamam mı? Canın nasıl istiyorsa. Daha Lara'ya oda ayarlayacağız. Ben ayarladım. Nasıl ayarladın? İşte arkada ferah bir oda vardı. Gittim böyle birkaç tane mobilya aldım. Yani hani kendi kafama göre yerleştirdim. Tabii de yine geldiğinde istediği gibi yerleştirir. Birkaç tane hediye sakladım içlerine. Hani açınca bulsun seninsin diye. Sen neyin ödülüsün acaba? Ödül? Hmm. Bak bu hoşuma gitti ha. Ben gidip Lara'yı alayım. Zaten odasını da görsün. Delirecek görünce. Tamam bir şey, ben o zaman bunları devam ediyorum. Tamam, kendi kafama göre yerleştireceğim, tamam. Hadi. Hadi. Gelince devam ederiz. Yılbaşını yarın kahvaltıda kutlayalım. Baş başa olur. Ha, yok ya, ben biraz insan çağırdım. Ya ne bileyim, sosyal bir tipim falan şimdi, öyle alışkanlık. İyi, sen öyle istiyorsan ben de senin gibi sosyal bir tip olurum. Ne olacak? Yok yok, sen olma. Sen değişme, ben de değişmeyeyim. Hep böyle birbirimizi tamamlayalım. Anlaştık. Sıkılma da sonra. Ben mi? Güldürme beni. Sen sıkılmazsın. Böyle hep etrafında cır 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 konuşan bir kadın. Elimde bıçak var, dikkat et. Aklına düğün getirecek şeyler yap. Düğün dediğin zaten gelinden ibarettir. Yani seni gelin olarak hayal etmesini sağla. Gelinlik itemleri yani. Anladın? Sinan Beyler de evleniyorlarmış. Yani acayip değil mi böyle hemencecik? Evet ya. Hayır yani uzun süredir böyle çıksalar falan. Birinin asistanı olsa mesela. Hani nikah masasına gidecek kadar uzun süre böyle birlikte olmuş olsalar. Bir uyum, bir ahenk. İşte ne bileyim. Seda Hanım deyince böyle akla Sinan Bey gelse. Sinan Bey deyince akla Seda Hanım gelse ama öyle değil. De demek ki işte insanın kafasında tamam olunca iş bitiyormuş. Demek ki. Senin nasıl geçti günün? Dur şimdi konuş yapma. Düğün diyorum yani böyle zor. Zor bir şey. Oo, dünya kadar iş vardır onda. Zordur değil mi? Yani mesela zor mu? Sana zor gelir mi? Nasıl yani? Canım işte davetlisi olsun, gelinlik olsun, mekan olsun, gelinlik olsun, damatlık falan. İş yani. Aslında doğru söylüyorsun ha. Yardım etmek lazım Sinanlara. Nihan. Deponzo.
Ay sen de beni düşünüyordun değil mi? Ay hani ben böyle bu saatlerde dükkanı kapatırım. Gelirim. İşte çay çekirdek muhabbeti, gıybete koşarız falan. Ha? Ama şimdi öyle mi? Yarım kaldık be Defo. Ay tamam. Barıştık, eski halimize dönelim artık ya. Aklına ihtiyacım var. Ha tamam söyle, dinliyorum, yolla. Kızım ben Ömer'le nasıl evleneceğim? Ha o çok kolay ya. O nikah memuru geliyor, bir sürü bir şey söylüyor falan filan. Sen sadece evet diyorsun. Geçen seferki gibi işte. Ya onu mu diyorum kızım, daha evlenme teklif etmedi bana diyorum. Ha. Yani kankacığım adam haklı. Fark ettiysen geçen sefer 50 kere etti. Ne yaptın sen? Oyaladın da oyaladın. İşte karma hep bunlar. Geldi ısırdı poponu. Hayır ben acaba yine sana küssem mi ya? Herhalde yani ben özlemden öyle abarttım seni. Ha seken bir işe yaramıyor sonuçta. Vallahi benden bu kadar. Ya sen Neriman Hanım'a sorsana. Kadın taktik dehası. İyi, o soktu zaten kafama. Bebek dedi, bir şey dedi, benim aklımı dağıttı. Ne bileyim ya. Neyse kapatmam lazım, Ömer geldi. Kimle konuşuyorsun? Nihan. Topladık artık aramızı, çözdük her şeyi. O da Sema'nın hamama gideceğini falan anlatıyordu. Sema kim? İşte gelin adayı. Bu saatte. Gelin olmanın saati mi var Ömer? Yok ben hamamı diyorum. Ha. Hamam yarın canım. O şey. Tabii gelinin ağzı fiyonk. Kapatamıyormuş ağzını, onu söylüyor Nihan. Anladım. Allah mutlu etsin. Ben bir kahve yapıyorum. İçer misin? İçerim. Alo. Ben de işleri bitirdim, bekliyorum seni. Tamam. İşte onu sen söyleyeceksin. Sabah böyle enkaz gibiydin, şimdi böyle bir toprağın üstüne çıkmışsın. Hı. Aşkım şey, hani önümüz bahar. Hı. Çiçekler açacak, kuzular menecek, öyle şeyler. Ha, sen geleceğe yükseliyorsun. Hı hı. Ah tatlım benim ya. Ama ya bak, hava çok soğuk. Defne bizi terk etti. Yani mevcut tablo hiç de bu kadar iç açıcı değil. Keyfini kaçırmak gibi olmasın da. Aşkım. Güzel olacak ya. Vallahi bak. Yani her şey güzel olacak, ben inanıyorum. İyi. Ben de inanayım o zaman. Oğlum 10 saniyede bakma saatine, şaşa olacaksın, tamam artık yeter. Of sakin ya. İnanamıyorum ya. Birazdan Lara ve Seda gelecekler ve ben yepyeni bir hayata başlayacağım. Resmen aile olacağız biz ya. Keşke anahtarla girseydin. Yani sonuçta kendi eviniz ya, artık böyle kapı çalmaya falan şey yok gerek. Yaracığım, hoş geldin yine evine. Çok heyecanlıyım Sinan abi. Yeni odamı acayip merak ediyorum. Ben de. Ben de. Bakalım nasıl bulacaksın. Geç bakalım. Sevmedim acaba ya? Bana bak ya, beğenmediyse. Dur canım, gelince anlarız. Hem niye beğenmesin ayrıca? Ya ne bileyim ben. Çok gerginim. Çok fena gerginim.
Asıl ben teşekkür ederim bir tanem benimle yaşamayı kabul ettiğin için. Biz burada çok mutlu olacağız bence. Bence de. Bence de. Aferin Sinan Bey'e. Vallahi ne güzel akıl etti yılbaşı diye iki saat geç gitmek falan. Herkesin işi gücü var tabii şimdi. Bizim de var. Hadi canım. Niye? Daha önce cama köpüklü spreyle yazı yazmadın mı sen hiç? Hayır. Hadi o zaman birlikte yazacağız ben. Önce ben yazıyorum. Yaz bakalım. Ne yazayım? Güle güle 2013. Şakacı. Ben sana sordum mu? Yaz işte. Tamam. Yani? İyi yıllar sevgilim. Kurabiyeler yanıyor. Çok güzel olmadı mı ya? Şahane oldu. Ha dur bir dakika. Bu sorun olur mu? Hayır. Anlatacağım artık. Ömer. Hı? Aslında benim de sana sormak istediğim bir soru var. Sor sevgilim. Sor aşkım. Sor. Ne istersen sor. İyi de sen böyle yaparsan ben soramam ki yani. Ben bir şey diyeceğim. Kimse gelmeden hazır vaktimiz de var. Biraz eğlensek mi? Ne haber? İyi. Giyecek misin bir daha kırmızı bluzu? Giyeyim mi? Giy. Ya bir şey söyleyeceğim. O çocukları ne kadar mutlu ettin. Sen gerçekten harika bir adamsın. Biraz senden mi bahsetsek? Hani benden konuşmasak. Mesela kızıl saçlarından, minik burnundan, beyazlığından. Biri erken mi geldi? Kim geldi? Sence? Ben bakayım. Tada! Ay yeni yılın trendine çıkıyorum. Ben aktif sosyal medyamla, binlerce takipçimle, yine ben, eskimeyen Koray Sargın. Buyurmaz mısınız? Ay buyururum hayatım. Kız, sofrasın mı? Hazır. Ay. Kız şunu da al, bu da. Ay. Aa, ay neredeler? Ay yoksa ilk gelen ben miyim ha? Ay olamaz. Rezillik. Ay dur ne yapsam? Ay ben gideyim. Dur. Birileri gelsin ben yine gelirim. Bana bakın. Kimseye söylemek yok tamam mı? İlk benim geldiğimden. Ay dur. Bu niye? Ay hayatım. Mesele bir yere geç gelmektir tatlım. Yani en geç gelen böyle en meşgul ve en önemli insandır. Da. Ay ben de böyle dalmadım vallahi işsiz güçsüz heveslisi gibi gidiyorum ben. Koray hadi geç Koray. Ne çok konuşuyorsun geç. Ay yani hayatım böyle ikramlar falan iyi de misafirperverlik sıfır. Vallahi gidiyorum ben. Gelir miyim bilmem de hani böyle bir ısrar falan edersin. Ay brusketta da varmış. Ay en sevdiğimden. Ay dur. Kız. Oh. Efendim? Buraya gelin. Efendim?
Ay hayatım, bana gelin diyorum tatlım. Ama sen alıştırdın bu çocuğu. Misafir falan da çağırıyorsunuz artık. Aa, niye evlensin ki bu çocuk seninle? E ama işte ön izleme şeysi yap falan dediniz. Yanlış anlamışsın sen onu. Hadi bana gelin. Sinoş'la Seda'yı da çağırdım. Ben bir beynini şöyle bir yıkayayım Ömer'in. Beynini Ömer'in. Evet canım. Ya bana engel olmasın diye Necmoş'u da golfe paketledim. Senden artık iki koldan saldırırız. Ha biz Ömer'e. Aa! Ama aa böyle olmuyor. Ay her söylediğimi tekrar ediyorsun hayatım. Seme gibi olmuyor böyle alışkanlık yapar. Ha ben Seme. Ay tamam tamam. Biz Koray Bey'i alır geliriz o zaman. Oldu görüşürüz. Ben ne yapıyorum ya? Resmen şeytanla masaya oturuyorum. Hayır Neriman Hanım'la ikili olmak ne? Ama şimdi Allah var yani kadın da anlıyor şimdi bu işlerden. Sonuçta onca yılın birikimi. Ay bir de cin. Yok yok doğru yoldayım ben evet. Ömer. Plan değişti. Nasıl? Rahat uyudun mu? Hı hı. Çok sevdim yeni odamı. Çok güzel olmuş. Sen dur daha ne güzellikler olacak. Şimdi ben diyorum ki... bence biz şöyle koca bir akvaryum alalım. Onu da senin odana koyalım. Ne diyorsun? Ha? Sahi mi? Sahi tabii. Hani sen balıkları çok seviyorsun ya. Belki içine ne bileyim böyle kaplumbağa falan bile koyarız ha? Ya Sinan abi ne tatlısın. Sen ne çok tatlısın. Dur bakalım. Hmm. Omleti niye? Çok geç kaldı tamam mı? Marile et. Hı hı. Babam da buraya gelebilir değil mi? Leracığım demiştik ya. Burası artık üçümüzün evi. Yani öyle arkadaşımızdır, babamızdır. İstediğimiz herkes gelebilir. Burası artık üçümüzün. Tamam senin de. Anlaştık. Hı hı. Laracığım, hadi servis kaçırmayalım. Burayı belki bulamazlar, biz kapıda bekleyelim. Bir dakika, bir lokma daha alsın. Bir tane de benim için. Son. Ha gayret. Oh bir de üstümüzden kocaman bir yudum. Hani öpücük? Oh hadi bakalım. Ver, ver onu ver. Lan ben size demedim mi? Şu topu doğru düzgün oynayın diye. Atsana. Atsana. Lan atmıyorum. Önce topunuzu keseceğim, sonra sizi keseceğim. Hanginizi keseyim? Babama söyleyeceğim seni, pis. Söyle söyle, selamını da söyle. Eşi ol eşekler. Ulan gidin hadi başka yerde atayım. Yürü. Hadi yürü. Devlet, ne var? Eyvallah, sen nasılsın? İyi, lokantaya gidiyorum. Gel bir çay iç. Ha, olur. Haydi. Eyvallah. Böyle atıştırmalık bir şeyler getireyim mi? Ya yedim ama ufak bir kayıntı alırım. Serdar, bu arada son kayıntım büyük bir balık yakaladım. Uçuyorum buralardan. Hayırdır? Almanya'ya gidiyorum. Hadi be. Ha. Ya. Ayşegül'e falan alışmıştık ama. Ha. Ayşegül. Evet. Alıştınız. Ama yapacak bir şey yok. Peki şey nasıl olacak? Oturma izni falan bayağı zormuş orada. Çözdüm çözdüm. Her şeyi çözdüm. 10 numara kapım var. Vallahi kurtuluyorum bu Atsini hayatından Serdar. Yeter. İyi. Hayırız. Olacak, olacak. Günaydın. Günaydın Ayşegül. Gel.
Mutfaktayım ben. Tamam, geliyorum birazdan. Cevdet, merak ettim seni. Merak mı ettin? Neyi mi merak ettin Ayşegül? Ha? Yüzüme baktın mı var? Hayır, akşam yoktun. Sabah da görmeyince yani endişelendim. Keşke haber verseydin. Ayşegül, kafamı şişirme. Hadi bak işine, çalış. Hadi. Ulan. Bazen de ne yanlış eşleşiyoruz be. İse orada dursun. Bir de şuna bak. Tamam Serdar, tamam. Boş ver. Şuna bak sen. Ayıp. Gibi. Evet, hoş geldiniz tatlışlar. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ev sahibi olarak hadi ben yapayım. Yenge, şöyle bir iyi yıllar desek de geçiştirsek. Yani işimiz gücümüz var değil mi? Şirkete gideceğiz. Aa, olur mu tatlım? İş beklesin. O kadar bir araya gelmişiz. Koskoca bir yılı karşılıyoruz. Ay Nörum, konuş hayatım. Ay bırak bu çıkıntıları falan. Sana tunturak laflar yakışır. Evet. Acısıyla, tatlısıyla koskoca bir yılı geride bıraktık. Kah ağladık, kah güldük. Sevindik, gittik sevdiğimizin kollarına atladık. Üzüldük, gittik sevdiğimizin omuzunda gözyaşları döktük. Gezdik, eğlendik. Düğünlere gittik. Ay, sevdiklerimizin mutluluklarını paylaştık. Değil mi Defneci? Evet. Ay, bakalım yeni yıl hangi sürprizlere, kimlerin mürüvvetlerini görmeye gebe? Sinoş'la Seda zaten ilk müjdeyi bize verdiler. Kardeşim, Yasemin'in düğününde burada değilim şimdi. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Sağ ol. Ay, aranızda konuşmayın, manipülasyon yapıyorum şurada. Efendim? Ay, içim dışıma çıktı bir an. Konuşma yapıyorum diyorum tatlım. Konuşma yapıyorum. Aa, Sedoş'um, Sinoş'um, sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Yani şu zamanda pek çok gencin cesaret edemediği olaya şıp diye atlayıverdiniz ayol. Ay, darısı bütün sevenlerin başına. Değil mi Defneciğim? Ay, ay, evlilik gibisi var mı? Hele ki bir de aşıksan. Hele ki bir de hayat arkadaşını bulmuşsan, yani bekar geçirilen bir dakika bile zaman kaybı. Değil mi Defneciğim, sence? Ya evet. Ay Nurum, hayatım, azıcık ben de konuşabilir miyim? Hatta şarkı falan söylerim. Sesim güzeldir de o yüzden. Hadi buyurun. Sakin. Ay Sinoş'um, Sedoş'um, mutluluklar diliyorum. Ay Allah tamamını erdirsin. Ömür boyu ayrılmayın. Ay şimdi şarkıma geçebilirim. Kepçe, ses ver bana. No. La. Bir, iki, üç. Sinoş'um, Sedoş'um, siz ki dünya minna. Koray. Ay itici adam. Valla Semih Bey'le konuştum ben. Bir problem yokmuş. Böyle iki gün falan depoda kalabilirmiş şeyler, mallar. Müşteriyle yalnız iletişime geçin. Bir de hediye gönderin, ayıp olmasın, olur mu? Tabii Defne Hanım. Tamam. Kolay gelsin.
Pardon, ben yanlış mı geldim? Ömer İplikçi burada mı? Yo, burada doğru geldiniz. Buyurun. SB organizasyonundan geliyorum ben. Düğün organizasyonu için görüşecekti. Kendisi bir uğramamı istedi. Öyle mi? Çok güzel, çok güzel. Tabii uğrayın. O zaman ben de bir an önce organize olayım. Anlamadım. Ha şey diyorum, şuradan asansöre binin, ikinci kata çıkın. Teşekkürler. Rica ederim. Ha, bu arada. Leylak. Efendim? Leyla çok seviyorum ben. Tabii papatyanın da yeri ayrı ama yani... Artık siz ortaya böyle karışık bir şeyler yaparsınız. Zaten Ömer Bey de çok zevklidir. O sizi yönlendirecek. Neyse o zaman ben şey yapmayayım sizi. Siz organize olun. Oldu. İyi günler. İyi günler. Oldu, oldu. Oldu vallahi oldu. Oldu, oldu. Vallahi oldu. Oldu. Bu sefer oldu. Vallahi oldu. Aytekin? Defne. Hı? İş. Olmasın. Neriman Hanım nerede? Ne yapacaksın? Çağırayım, beraber mi göbek atacaksınız burada? Ay sana ne Aytekin? Çağırsana işte. Çağırayım mı? Çağır. Kaç saniyede çağırırsın? Vallahi işte güvercini salacağım. Ne zaman giderse oraya o zaman gelir herhalde. Espri yapma Aytekin. Espri hiç senin işin değil. Ha senin işin. Ne zaman tekenini aldın acaba? Söyler misin? Sen benim şakalarımı, esprilerimi beğenmiyor musun? Hı, beğenmiyorum. Hadi git koş çağır. Koş. Vallahi bak koşmazsan kovalayacağım. Ondan sonra koşmak zorunda kalacaksın zaten. İyi tamam be. Çağırıyoruz. Tamam be. Koş lan. Tamam. Ömer Bey, hala küs müyüz? Küs? Yani bana hala sinirli misiniz anlamında? Hani ona göre gözünüze gözükmeyeyim, kuytu köşelere falan saklanayım. İşini yap yeter Derya. Tamam, yapayım. Sizi görmek isteyen bir hanım var. Kimmiş? Lale Özmen. Hadi tamam gel. Tamam. Buyurun. Ömer Bey. Lale Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun otur. Başardım. Ay bana bak manipülasyonda bir numarayım. Ay kendimi tebrik ediyorum. Tebrik et beni. Ben evleniyorum ya beni mi tebrik etsek? Hayatım ben kopardım. Nasıl beynini yıkadım iki dakikada nasıl tava geldi. Bana bak düğünü yapın hemen sizi bebeğe yönlendireceğim. Neriman Hanım ben yalnız bu ortaklığımızdan biraz böyle bir tırsmaya başladım. Tırsma korkma. Aa, ay o tırsmak ne demek öyle? Ay böyle seme seme laflar etme bana. Kızım sen şimdi hayatta doğru yolu buldun. Ömer gibi birine kapıladıysan kendini gerisi teknik taktik. Yani strateji ve elinde tutma savaşı. Öğren bunları. Aa yok. Yok ben öyle şeyleri öğrenemiyorum. Yapamıyorum zaten. Benim kafam basmıyor öyle şeylere. Ya bana boş verin bir dakika da. Ya ben birazcık daha sevineyim. Ben evleniyorum burada. Evleniyorsun. Ay gelinlik. Düğün. Nikah şekeri gelin buketi. Ay paracıklar, takılar, balayı. Bir de o var. Ay bana bak sen nereye gitmek istiyorsan bana söyle. Ben Ömer'in beynine onu böyle sokarım. Bu iş bende. Ay evleniyorum ben bildiğin. Sayemde canım unutma bunu. Hadi şimdi Ömer'in yanına git. Neden? Hayatım baskın basanındır. Bak bakalım organizatörlerle ne konuşuyor. Her zaman olayların tam ortasında olmak lazım. Evet doğru. İyi peki gidiyorum ben. Hı? Aa Defne gel. Biz de düğünü konuşuyorduk. Ha öyle mi? Aa merhaba. Merhaba. Otursana. Önce bir teklif alsaydım ama. Şimdi dediğim gibi burada asıl önemli olan gelinin ne istediği. Yani her şey onun hayal ettiği gibi olmalı. Ne gerekiyorsa yapalım. Hiçbir masraftan kaçınmayalım. Öyle ekonomik kaygımız da yok. Çok da abartmasaydık keşke ama neyse. Zaten gelin de öyle çok... Yani sadece abartısız bir tören isteyecekti çünkü... Çok da öyle gösterişli bir tarzı yok, değil mi? Ya iltifat olarak alırız tabii de doğru sonuçta. Anladım Ömer Bey. Mekan seçiminiz bence gayet yerinde. Süslemede hangi çiçeğe ağırlık verelim peki? Çünkü önceden bilmemiz gerekiyor ki temin edelim. Hiç
De bilemedim ki. Sen ne diyorsun Defne? Yani aslında ben daha önce şey yapmıştım ama şimdi sen böyle bir anda sorunca tabii bilemedim. Yani bence aslında buna gelin karar vermeli. Çok teşekkür ederim aşkım, bence de. E tamam, ona soralım o zaman. Ona? Seda'ya işte. Ben Sinan'la konuşalım, Seda'yla beraber karar versinler. Neticede evlenen onlar. Dur. Sevgilim, iyi misin? İyiyim. Böyle bir başım döndü. Tansiyona falan baktıralım mı? Yok, baktırmayalım. Öyle bir geldi geçti. Hı, acıkmışsındır belki. Ben şimdi bir senin uğrayayım. Sonra bir yemeğe çıkarız, olur mu? Zaten sonra yemek yesek mi olur, yemesek mi olur? Anlamadım. He, tamam diyorum, gideriz yemeğe. Geç şöyle. Konuşacağız biraz. Dinliyorum. Adliyeye gideceğiz Ayşegül. Neden? Ne oldu? Yoksa abin mi yine? Ne yapmış? Abim değil. Bir sus, bir dinle. Boşuyorum seni. Ne? Boşanacağız Ayşegül. Bildiğin boşanacağız. Sıkıldım. Öyle olsun istiyorum. Bu yaşımda sürünüyorum Ayşegül. O yüzden yeter artık. Alman bir karıyla evleniyorum. Almanya'ya gideceğim. Berlin. Berlin'e mi? Berlin. Oh mis. Vallahi hayatımı yaşayacağım. Yeter. Ulan bu genç yaşımda sizi taşıyorum sırtımda. Vallahi bıktım. Hem sen güçlü kadınsın. Başının çaresine bakarsın. Ha. Nafaka filan da isteyim deme. Vallahi pisleşirim Ayşe. Ayşegül. Şişt, anlıyor musun? Ayşegül. Ben eve gidiyorum. Sen de izin al gel. Tamam mı? Tamam. Aferin. Bu arada bunlara bir şey söyleme. Şimdi temelleş olmasınlar başıma. Yok ayrılmayın, yok yeniden deneyim filan. Dırdır yapmasınlar. Hadi ben kaçtım. Ayşegül, iyi misin? Emin misin? Ne oluyor? Anlamadım ki. Kaldı böyle. Ayşegül, bir şey mi oldu? Yok. İyiyim. Çok iyiyim aslında. Gün doğmadan neler doğar değil mi? Dövüşeceksin. Şimdi kapatsana canım. Ne olacak? Yüz felcimi geçireceğim. Hayır, bir şey olmaz. Ama ne olursa da olsun, kimin umurunda? Gelmişim zaten kaç yaşına, şu saatten sonra güzellik olsa ne olur, olmasa ne olur, ne yarar yani? Biz kapatalım yine de, sen bana lazımsın. Evet. Evde ne oluyor sana? Hiç, iyiyim, bir şey yok. Ne olmuş yani, hani bir şey mi olmuş? Sanki böyle büyük bir olay olmuş. Nerede? Kartuvalete gidecektik, hani burada değil ki. Fikir değiştirdim. İyi, sen bilirsin. Fikirler zaten hep sende. Defne kim?
Burada mı yemek yiyeceğiz ya? Rıza Bey beni görmeseydi. Buraya eski tanıdıklarını gör diye gelmedik Defne. Burası her şeyin başladığı yer. Evet öyle. Defne, sevgilim sen bugün çalışıyor muydun ya? Ha? Çok özür dilerim aşkım ben. Anlarsın ya işte sadece yemek. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sinirlendim galiba ben. Ha? Allah'ım lan ya bıraksana ya. Baktırım ha beni dışarı çıkar yeter gel. Ya delik bıraksana. Gel hadi. Bir kız tanıdım ben burada. Hayatımda gördüğüm en serseri, en hırçın kızdı. Kardeşim böyle bir hizmetimiz yok bizim diyorum. Ne sandın ya? Tamam, tamam kızma. Kızdan kurtulmam gerekiyor. Daha mı abarttın ya? Kızdan mı? Ömür. İtiraf edeyim. Başımdaki belayı biraz bahane ederek öpmüştüm o kızı. Sonra çok acayip bir tokat attı bana. Ama sen şimdi bu şey yapınca... Ama değdi. Yediğim tokada da, peşinden koşmama da, dünyanın en güzel kızı çünkü o. Benim yanımda olduğu için çok şanslıyım. Ne alakası var? Asıl ben. Artık hiç ayrılma istiyorum yanımdan. Hayatın hayatıma karışsın. Bundan böyle tek bir hayat yaşayalım. Senle ben. Defne. Benimle evlenir misin?